Efendim, Kapadokya'dan bir kez daha selamlar. Bugün sizlere Kapadokya bölgesinin ilk resmi belgeli butik otel olan Kaya Kapı Premium Kevsin görüntülerini sunacağım. Ve her zaman yaptığım gibi benim çektiğim filtresi ve gerçekçi görüntülerle Kaya Kapı'yı keşfinizi sağlamaya çalışacağım. Kaya Kapı Premium Caves, evet, bölgenin resmi belgelik butik oteli ama daha farklı özellikleri de var. Bunlardan bir tanesi mesela dünyanın en prestijli seyahat platformları olan TripAdvisor tarafından dünyanın en iyi butik otelden bir tanesi seçildi. Sonrasında yıllar içerisinde hep ilk sıradaki yerini korudu. Yine Holiday Check tarafından veya Booking.com tarafından yapılan değerlendirmelerde her zaman en üst sırada yer alan bir tesis Kaya Kapı Premium Caves. Ama onun dışında benim size göstermek istediğim bazı şeyler var. Evet, tesis çok konforlu, çok lüks, müşteri memnuniyeti çok yüksek. Ama bunun yanı sıra ben size burada yıkıntıları ve buradaki mağaraları göstermek istiyorum. Çünkü Kaya Kapı'nın bu öne çıkan müşteri memnuniyetini sağlayan dünyanın en iyi butik otelinin birisi olma özelliğinin yanı sıra manevi olarak da çok değerli bir konumu var. Burası Ürgüp'ün Kaya Kapı Mahallesi. Gördüğünüz gibi insanların eskiden yaşadığı yüzyıllar boyunca farklı medeniyetten insanların mağaraları barınma yeri olarak, ev olarak kullandığı, sonrasında kaderine terk edilerek yok olmaya terk edilmiş yerlerin hayata geçirildiği bir projedir Kaya Kapı projesi. Yine UNESCO'nun da desteğiyle aslında sadık kalınarak tamamıyla orijinaline uygun şekilde renove edilmesiyle buraya gelen misafirlerin çok farklı bir Kapadokya deneyimi, bir Kaya Kapı deneyimi yaşamalarına olanak sağlamıştır. Aynı zamanda da artık kaderine terk edilmiş, yıkılmaya terk edilmiş bu değerli mahallenin de yeniden hayat bulmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla benim gözümde de yine dünyadan buraya gelen misafirin gözünde de çok kıymetli bir projedir. Şimdi Kaya Kapı'yı önce ben drone ile size biraz daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Sonra da resepsiyondan başlayarak oda tiplerini, restoranı ve diğer kullanım alanlarını görüntülere ekleyeceğim ve Kaya Kapı'yı sizlerle beraber keşfedeceğiz. Umarım tesisi beğenirsiniz ve bir Kapadokya tatilinde Kaya Kapı'da rezervasyon yapmayı arzu ederseniz bunun için de tatil mekanına ulaşmanızı özellikle rica ediyorum. Yine videoya başlarken beğeni ve abone ol tuşlarına basarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Soğuktan dolayı biraz böyle hızlı hızlı konuştum, kusura bakmayın. Şimdi sırada drone görüntüleri, sonrasında da yürüyerek yapacağım Kaya Kapı turuna başlayabiliriz. İşte huzurlarınızda Kaya Kapı. Kapadokya. Hikayesini Doğan'ın yazdığı, başrollerini sönmüş birer yanardağ olan Erciyes ve Hasanlıağ ile rüzgar, yağmur ve depremlerin oynadığı dünyanın en ilginç ve en güzel coğrafi oluşumlarından bir tanesi. Anadolu'nun tam kalbinde Kayseri, Aksaray ve Nevşehir arasında kalan bölgede Erciyes ve Hasan Dağları'nın binlerce yıl boyunca püskürttüğü kül ve lavların yeryüzünü kaplayarak tüf denilen kaya katmanlarının oluşturmasıyla başladı her şey. Kapadokya'nın oluşumundan hemen sonra tarih boyunca insanlar bu kolay şekillendirilebilen, aynı zamanda ısıyı içinde muhafaza etme özelliği taşıyan kaya katmanlarını, tüf katmanlarını barınma, korunma ve yaşam alanı olarak kullanmaya başladılar. Günümüzde Ürgüp, Göreme, Avanos, Uçhisar, Ortahisar dediğimizde aklımıza gelen Kapadokya bölgesinin ilk isimlerinden birisi güzel atlar ülkesi anlamına gelen Katpatukya'ydı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kapadokya'nın ise en önemli merkezinden bir tanesi Ürgüp, ki bugünkü videomuzun konusu aslında Ürgüp'te bulunan Kaya Kapı Premium Caves Hotel. Birazdan yavaş yavaş görüntüye girecek. Bu güzel gün batımı manzarasıyla Kapadokya Vadisi'ni şöyle kısaca bir özetlemek ve göstermek istedim size. Ve sonrasında Ürgüp, Kaya Kapı Mahallesi'ne doğru. Kapadokya'nın ilk var olduğu yıllarda bölgenin başkenti rolünü üstlenmiş olan Ürgüp'ün ilk kurulduğu Kaya Kapı Mahallesi'ne doğru çeviriyorum kameramı. Yüksek bir tepe üzerinde ve Kapadokya bölgesindeki birçok yerleşim biriminde olduğu gibi lav ve kül tabakalarının oluşturduğu tüf denilen kaya katmanları içerisinde mağaralar şeklinde oyularak ortaya çıkartılmış bir yerleşim birimidir Kaya Kapı Mahallesi. Yüzyıllar boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu mahallede ayrıyeten 10. yüzyıla ait bir kaya kilise, bir Ortodoks azizi olan Aziz Yuhannes'in evi ve Karamanoğlu Devleti'nden kalma tarihi Davut Ağa Camii gibi tarihi değerlerde bulunmaktadır. Ürgüp'ün Ağalar Mahallesi olarak da bilinen Kaya Kapı Mahallesi 1969 yılında devletin afet politikaları gereğince tamamen boşaltılıyor ve buradaki halk Ürgüp'ün Damsa Çayı kıyısındaki ayrı bir bölüme yerleştiriliyor. Dolayısıyla Kaya Kapı Mahallesi de o tarihten itibaren kaderine, yıkılmaya ve yok olmaya terk edilmiş oluyor. Geçen yıllar içerisinde Kaya Kapı Mahallesi tamamen yıkılıp kaybolmak üzereyken buranın yerlisi bir aile, Ürgüp bir aile Kaya Kapı Mahallesi'ni belediyeden kiralıyor ve çok büyük bir yatırımla dünyanın en iyisi ödüllerini toplamış çok güzel bir butik otel haline getiriyor. Kaya Kapı Premium Caves.
Ama bu arada ben Kayakapı Premium Caves'i anlatmaya başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum ki bu proje UNESCO Dünya Mirasları Koruma Listesi altında yapılıyor ve Kapadokya bölgesinde UNESCO'nun desteklediği tek proje olarak Kayakapı Mahallesi'nin eski tarihi dokusuna ve o zamanki o büyülü atmosferine sadık kalınarak bir renove çalışması yürütülüyor. Yani proje aslında hem eskiyi yaşatıyor hem de şu anda buraya gelen misafirlere Kapadokya'nın o zamanki mistik ve büyülü atmosferini sonuna kadar hissettirecek ortamlar sunuyor. Kayakapı hikayesinden kısaca bahsettikten ve drone ile çektiğim görüntüleri, kuş bakışı görüntüleri sizlere sunduktan sonra birazdan tabii ki yürüyerek bir tur yapacağım ve sizlere Kayakapı'yı daha yakından anlatmaya çalışacağım. Özellikle odaların özelliklerinden bahsedeceğim. Çünkü Kayakapı'ya geldiğiniz zaman siz aslında hani biz oda diyoruz ama burada daha önceden yaşamış insanların, ailelerin, ağaların, konakları, evlerinin eskiye sadık kalınarak yenilenmiş halleri oluşturuyor. Siz buraya geldiğiniz zaman İsmail Ağa evi gibi, Kundalacı Mehmet evi gibi veya Emine Hanım gibi isimlendirilmiş eskiden burada yaşamış kişilerin evlerini kiralamış oluyorsunuz. Kapadokya tatiliniz boyunca kullanmış oluyorsunuz. Ve birazdan yürüyerek yapacağım turda bunları detaylıca sizlere göstermeye çalışacağım. Ve drone görüntülerinden sonra sırada Kayakapı'yı adım adım keşfetme zamanı var ve şu anda resepsiyon bölümündeyiz. Yani sizler otele geldiğiniz zaman karşılanacağınız ve ilk karşılaşacağınız bölümdeyiz. Az önce drone görüntüleri paylaşmıştım. Tesis hafif eğimli bir arazi üzerinde. Resepsiyon bölümü de böyle çok güzel Ürgüp manzarasında. Dün akşamki yağan karın etkileri böyle güzel güzel bize görüntü alma imkanı sunuyor. Keşke biraz daha fazla yağsaydık ama şansımıza. Tekrar dönüyorum. Bakın buradaki golf araçları. Siz otele geldiğiniz zaman eğer yürümek istemiyorsanız hemen valizlerinizi zaten onlar odanıza bırakıyorlar. Sizler de ister golf araçlarıyla isterseniz birazdan göstereceğim. Kısa bir yürüyüşte odanıza geçebilirsiniz. Resepsiyon ve lobi alanı burası. Da güzel bir Kayakapı fotoğraf hatıra bölümü yapmışlar. Çok da otantik güzel bir kapıdan giriş yapacağız. Yine taş mimariyle başladık. Birazdan gezeceğimiz tüm yapılarda, odalarda, restoranda ve diğer bölümlerde taş ve mağara işçiliğiyle yapılmış çok gerçekten emek verilerek hazırlanmış bölümleri gezeceğiz. Resepsiyona girerken hemen sol tarafımızda rahmetli Mustafa abimizin de tesbih koleksiyonu var. Kayakapı'nın fikir babası, Kayakapı Mahallesi'nin yok olup gitmesine engel olan onu da rahmetli andıktan sonra hemen resepsiyona girişimizi yapıyoruz. Geldiğimiz zaman ilk adımlarımızı attığımızda burada sizi Yusuf Bey karşılıyor. Kolay gelsin Yusuf kardeşim. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkürler. Şimdi Kayakapı'ya gelecek olan misafirimiz için kısa bir tanıtım videosu hazırlıyorum. Umarım rahatsız etmiyorum seni. Tamam. Şimdi Kayakapı'nın resepsiyon alanı burası. Geldiğiniz zaman burada gayet güzel, sıcacık. Yine kaya içerisinde oyma. Bakın ilk adımlarınızda zaten Kapadokya Kayakapı Premium Caves'in özelliklerini mimari olarak yani yansıtan bir resepsiyon alanına girmiş oldunuz. Gerek dekorasyonuyla, mobilyalarıyla, gerekse kaya içerisinde oyulmuş olmasıyla bu atmosferi size yaşatıyor. Çok da güzel böyle motiflerle halısı, mobilyaları ve her zaman olduğu gibi yakışıklı Yusuf kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Sağ Yusuf abi kaç yıldır buradasın ya? Açıldığından beri buradayım. Değil mi? Biz seninle ama dinlerden tanışıyoruz. Dinlerin de 16-17 yıllık eski elemanı. Yani yaklaşık 20 yıl oldu diyecektim ben de. Evet, 20 yıllık dostluğumuz var Yusuf kardeşimle de. Evet, burada check-in işlemleriniz yapılıyor. Girişiniz yapıldıktan sonra da hemen odanıza geçebiliyorsunuz. Tatilinize başlayabiliyorsunuz. Ve yine Kayakapı'nın az önce açılışta bahsetmiştim. Açılış konusunda bahsetmiştim. Çok önemli ödülleri var. Özellikle TripAdvisor tarafından dünyanın en iyi butik oteli ödülüne kadar erişebilmiş bir otel Kayakapı. Tabii ki yine diğer farklı seyahat değerlendirme platformları tarafından da birçok ödüle layık görülmüş bir otel. Doğru anlattım Yusuf abi? Çok çok doğru. Peki. Ben oteli keşfetmeye devam edeceğim. Daha sonra da sizin bir kahveniz içerim. Tabii ki. Tamam. Her Görüşmek zaman. üzere. Kolay Teşekkür gelsin. ederiz. Kolay Yusuf kardeşimle vedalaşıyoruz. Bu yan tarafta Destination olsun. misafir ilişkileri bölümü var. Hemen bakalım. Burada da yine mesela diyelim ki balon turu yapmak istiyorsunuz veya Kapadokya'yı gezmek istiyorsunuz veya otelle ilgili farklı diyelim bir doğum günü kutlamanız var veya özel bir yemek planlamak istiyorsunuz. Revitya'da bir özel akşam geçirmek istiyorsunuz. O zaman da buradaki misafir ilişkileri departmanındaki arkadaşlarımız sizlere yardımcı oluyorlar. Bunu da doğru söyledim. Peki. Çay kahve içmek isterseniz de hemen şuradan bakın bir bölüm var. Yine göstermek istediğim. Üzüm lounge.
Özellikle yaz aylarına geldiğin zaman size burada güzel üzüm suyu da ikram ediyorlar. Kapadokya'nın meşhurdur bilirsiniz. Özellikle şaraplık üzümleri ve şarapları da diyelim. Evet, burası da küçük bir lobi alanı olarak hizmetinizde. Yine şöminesiyle, çay kahve ikramıyla gelen misafirleri veya otelden çıkış yapacak olan misafirlerin dinlenebildiği bir bölüm olarak hizmet vermekte. Hatta şöyle bir de geniş açı yapalım. Küçük bir lounge alanı. Gayet keyifli. Şimdi resepsiyon ve lobi alanından çıktıktan sonra şöyle turumuza başlarken önce bir yukarıdan görüntü vermek istiyorum. Eğimli bir arazinde kuruldu. Zaten drone görüntülerinde bayağı bir detaylı bir anlatım ve tesisin genel yapısını, mimarisini sizlere sunmuştum. Şimdi yavaş yavaş resepsiyon, lobi kısmından aşağı inerek önce odaları gezeceğiz. Sonra da genel alanlarından, restoranlarından, spa merkezinden kısaca size bahsetmeye çalışacağım. Ve Kaya Kapı Premium Cache'i sizlerle tanıştıracağım. Ve Kaya Kapı Cache'imiz devam ediyor. Artık sırada oda örnekleri var. Yavaş yavaş Kaya Kapı'nın farklı nitelikteki odalarını sizlere gösterme, daha yakından keşfetme zamanı geldi. Şimdi Kaya Kapı Premium Cache'de misafirlere sunulan konaklama birimlerinin aslında çok eski zamanlarda burada yaşamış ailelerin renove edilmiş evleri olduğundan bahsetmiştim. Mesela şu anda eskiden Başar soy isimli bir ailenin yaşadığı prime kategoride bir odayı gezeceğiz. Önce avluya girdik. Bakın burada iki tane oda var. Biz Başar evini gezeceğiz. Başar evi prime kategoride bir oda dedim. Ne demek prime kategori? Siz eğer Kaya Kapı Premium Cache'i ararsanız rezervasyon için size farklı büyüklüklerde, farklı özelliklerde odalar, seçenekler sunulacak ve prime kategori bunların içerisinde en baz olanı. Yani fiyat olarak da aynı zamanda tabii en ekonomik olanı. Şimdi Başar evine giriş yaparak bu keşfi gerçekleştirdim. Daha sonra diğer üst kategori odaları da gezeceğiz. Önce zile basıyoruz. Sonra Başar evine ilk adımları atıyoruz. Oh, sıcacık. Vallahi bir Adanalı soğuktan böyle bir yere girince hemen mutlu oluyor. Şimdi şöyle bir geniş açı yapalım. Bakın tamamen taş mimariyle ve mağara işçiliğiyle, taş işçiliği ve mağara işçiliğinin bir arada çok özel bir mimari sunulmasından ortaya çıkıyor oda. Odanın genel yapısının dışında kullanılan malzemeler de bütün odalarda aynı olacak. Genel anlamda tarz olarak aynı olacak. Eskitilmiş mobilyalar. Yine yörenin eskiden kullanılmış motiflerinden oluşan kumaşlar ya desenli kumaşlarla böyle bir dekora sahip. Aslında otelin en baz odalarından birisi olmasına rağmen bakın son derece geniş bir oda. Benim daha önce paylaştığım otellerden hatırlayacaksınız. Bu tip odalar hani suite olarak bile satılabiliyor, sunulabiliyor. Biz şu anda prime kategoride, en baz kategoride bir odayı geziyoruz. Tonozlu yapıda son derece güzel işçilikle, taş işçiliğiyle sunulmuş bir bölümden geçeceğiz. Hemen yatağın olduğu bölümü isterseniz inceleyelim. Bakın bu bölümde tüf kayası içerisine uyulmuş. Neydi tüf kayası? Kapadokya bölgesini kaplayan volkanik kayaların oluşturduğu katmana biz tüf kayaları diyoruz. Ve yatak odasının olduğu bölüm tamamen tüf içerisine, yani mağara içerisine uyulmuş bir yapıya sahip. Son derece konforlu, tertemiz bir yatak bölümü. Bakın burada telefonlar için hem şarj hem de hoparlör sistemi var. Müzik sistemi var. İster Android kullanın, ister işte iPhone kullanın fark etmez. Odanın aslında son derece doğal bir yapıda olmasının yanı sıra bütün odalarda Wi-Fi sistemi gibi, işte hoparlör sistemi gibi, yerden ısıtma sistemi gibi ya da bütün odalarda standart olarak Nespresso makinesi gibi sizlerin rahat ve konforlu şekilde konaklamanızı sağlayacak imkanlar mevcut. Bu arada Nespresso ve buradaki çay, kahve, meyve çayları İkram olarak sunuluyor. Ekstra ücret ödemenize gerek yok bunlar için. Bütün odalarda standart olacak bunlar. Şurada bakın bir şişe su var. Gayet güzel titizlikle, hani öylesine bırakılmamış. Güzel bir oda sunumla bırakılmış. Bakın burada minibar var. Minibar tabii konseptin dışında. Otelin genel konsepti oda kahvaltı olduğu için. Şurada gördüğümüz çay, kahve, meyve çayları ve Nespresso ikram iken minibarda ekstra olarak sunuluyor. Şimdi banyoya geçeceğiz. Ama ben elimden geldiği kadar fazla görüntüyü ve fazla bilgiyi size aktarmaya çalışıyorum Kaya Kapı ile ilgili. İçerinin ne kadar mistik, büyülü, yani etkileyici olduğunu ve Kapadokya'nın atmosferini size yaşattığını ifade etmeye çalışıyorum. Bakın şuradaki dolabı tabii ki
göstermek lazım. Burada çünkü bornozlar var. Terlikler var ve kasa var. Aynı zamanda yastık menüsü. İster ortopedik, ister daha böyle standart yastıkları seçebilirsiniz. Burada yine telefon, not ve işte not almak isterseniz kalem, kağıt vesaire bulunduruluyor. Bu arada telefonlar çalışıyor. Hani antika görünümlü ama aktif telefonlar. Bir de bütün odalarda, yine aklıma gelmişken göstereyim, biraz detaylı anlatıyorum ama bütün odalarda bu odanın eskiden, yani yıkılmış, terk edilmiş, artık vazgeçilmiş halindeyken, bakın şöyle fotoğrafları konulmuş, sonra da ben de şimdi size yeni halini gösteriyorum. Hadi biraz da banyoyu görelim. Şöyle gelelim. Evet, yine geniş açı yapacağım. Yine tamamen taş ve mağara mimarisi, yani taş ve mağara işçiliğiyle yapılmış diyelim, daha doğru olur. Son derece uyumlu her şey. Evet, çok modern, çok kaliteli. Bakın kullanılan mermerler veya armatürler, musluklar falan son derece kaliteli. Yine kullanılan saç kurutma makinesinin markasına kadar son derece kaliteli ürünler olduğunu söyleyebilirim. Burada Olive marka banyo bukletleri var. Şampuanlar, saç kremleri, vücut losyonları, sabunlar. Bunların hepsi doğal ürünler. Yine tıraş setleri ve diş setleri de buradaki paketler içerisinde. Doğayla dost şekilde sunulmuş. Ambalajları bile öyle. Burada bir küvet var. Şimdi burada söylemek istediğim şu. Biz prime kategoride bir oda geziyoruz ama her prime kategorideki oda birebir böyle olmayabilir. Çünkü bu birimlerin her birisi ayrı bir ev biliyorsunuz. Dolayısıyla yapıları farklı olabilir. Kullanılan aslında mobilyalar hemen hemen aynı. Kullanılan işte kilimler, desenler, işte bahsettiğim gibi çay, kahve, Nespresso vesaire, bunun hepsi birebir aynı. Ancak içerinin planı aynı olmayabilir. Bunu da not etmekte fayda var. Prime tip bir odayı gezdik. Şimdi bir üst kategori olan farklı bir odaya geçeceğiz. Sırada başka bir odamız var. Çok da uzatmadan devam edelim. Evet. Başar evinden çıktık. Başar evinden sonra ikinci oda tipimiz İsmail A evi. Bu defa Glorious kategoride bir oda. Bakın aşağıda Prime kategoride Başar evini gezdik. Şimdi hemen bir üst kategori olan Glorious odayı gezeceğiz. Şöyle hemen üst kata çıkıyorum. Şöyle manzarayı da göstereyim size. Çok güzel bir Ürgüp manzarası var. Balon uçları olduğu zaman buradaki vadide sabahları balonları izleyebilirsiniz. Şimdi buradaki odanın özelliği, bir kere tekrar arkamı döneyim şöyle. Çok büyük bir terasa sahip olması. Hele hele yaz aylarında geldiyseniz buradaki şezlongları güneşlenme alanı olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir panoramaya sahip. Tekrar gösterelim. Yani aslında siz bir oda aldığınızda bütün bu terasta alanı almış oluyorsunuz. Ve gerçekten oldukça keyifli bir deneyim sunuyor size. Buradaki odunlar, galiba içeride şömine var. Bakalım doğru tahmin ettim mi? Yine dilimize bastık. Ve bu defa Glorious kategoride bir odaya giriyoruz. Şömineyi doğru tahmin etmişim. Evet. Yine taş ve mağara işçiliğiyle, kaya içine oyma işçiliğiyle yapılmış bir odaya giriş yaptık. Bu defa tekrar diyorum, Glorious bir oda gezeceğiz. Kullanılan mobilyalar yine Prime kategorideki odadaki mobilyalarla hemen hemen aynı motiflerde, aynı malzemelerle yapılmış. Ama tabii ki modelleri farklı olabilir. Mesela burada çok güzel bir taht var. Yine şu anda gezdiğimiz odanın, İsmail Ağa evinin eski hali. Duvarda. Bakın artık kaderine terk edilmiş, yıkılmak üzereyken şimdiki hali de işte böyle. Şu anda bulunduğumuz bölüm odanın salon bölümü. Tabii ki yatak odası ve banyosunu gezeceğiz. Hiç acele etmeden bütün detayları anlatmaya çalışacağım size. Bütün odalar yerden ısıtmalı veya işte klima sistemi var zaten. Bunun yanı sıra bütün odalar Wi-Fi sistemi var. Yine Nespresso, çay kahve ikramlarından bahsetmiştik. Odaların birçoğunda şömine var ama olmayanlar da var. Yani rezervasyon yaptırırken eğer şömineli bir oda istiyorsanız bunu teyit ederek, müsaitliğe göre şömine onayı alarak yapmanızda fayda var. Yine farklı özellikleri olan odalar da var. Yani içinde havuz olanlar, içinde saunası olanlar gibi, onları göstereceğim size. Bu duvardaki kıyafetler yine eskiden
Ürgüp'te yaşayan, Kapadokya'da yaşayan insanların giydiği, daha doğrusu kadınların giydiği kıyafetler, bütün odaların duvarlarında yine bu motiflerden yapılmış elbiseleri görebilirsiniz. Şimdi Glorious kategorideki bu odayı hemen yatak odası bölümüne geçeceğim. Şuradan. Evet. İçerisi de çok güzel kokuyor. Çok rahat, ferah bir kokusu var. Yine kaya kapının özelliklerinden bir tanesi. Bütün odalarda buna özellikle dikkat ediliyor. Odalara girdiğiniz zaman çok temiz hissiyatını ve çok güzel bir kokuyu alıyorsunuz. Yine tüf kayalar içerisinde uyumuş bir yatak odasındayız. Bu duvarlardaki farklı renk tonları aslında taşın, kayanın kendi içinde olan renkler. Yani bir takım metallerin veya volkanik bir kaya olduğu için ısı farkından ortaya çıkan renklerin burada tabii kaya içerisinde oynarken bu renkler müdahale edilmiyor, boyanmıyor. Sonradan bir boyama işlemi yok. Bakın duvarların hiçbir bölümünde boya yok. Dolayısıyla hani şey gibi düşünmeyin ya, acaba duvarlar kirli mi kalmış gibi düşünmeyin. Bunlar kaya katmanlarının kendinden olan renkleri. Yani doğal renkleri. Burada yine bir taht var. Gayet güzel, rahat görünüyor. Aslında çocuk aileleri için de burası çok rahat kullanılabilir. Yani hem oturma odası bölümü var, hem burada bakın gayet büyük bir yatak olabilecek kadar rahat bir taht var. Yine şurada dolapta bakalım. Bütün odalarda standart bu bornozlar, yastıklar, terlikler, kasa. Dolaplar da birbirine çok benziyor zaten. Aynı nitelikte dolaplar. Yine aynı şekilde perdeler, motifler, yastıklar aynı şekilde misafirlere sunuluyor. Evet, Glorious tipte bir odayı geziyoruz demiştik. Bir de banyosunu görelim isterseniz buranın. Banyoyu gördük mü? Görmedik değil mi? Görmedik, evet. Salon bölümünü gördük. Banyosu nerede? Ben banyoyu bulamadım. Niye bulamadım? Aa, bir dakika. Banyo? Banyo nerede? Aa, neden böyle oldu? Aa, işte burada. Aa, tamam, buldum. Evet, çok güzel bir banyoya geldik. Neden güzel dedim? Bir kere yine böyle mağara içerisinde çok otantik bir atmosferi var ama penceresi olması, içerinin gün ışığı alması böyle işi biraz daha yumuşatıyor. Çok daha keyifli, güzel bir banyo. Yine güzel desenli bir küvet var burada. Yine aynı şekilde banyo bukletleri, zeytin özünden yapılmış, doğal ürünlerden yapılmış banyo bukletleri, şampuanlar, saç kremleri. Evet, özetlemiş olduk. Bu arada bu telefonlar çalışıyor. Söylemiştim değil mi? Buradan mesela 00 yaptığınızda resepsiyonu aramış oluyorsunuz. Neyse, şimdi resepsiyonu rahatsız etmeyelim. Devam ediyorum. Ve şimdi bir üst kategori odaya daha geçeceğim. Bakın burada minibarı tekrar atlatayım. Minibar bölümü ekstradır. Bütün odalarda yine standart. Çay, kahve, meyve çayı, Nespresso, ikram, minibar ekstra. Unutmayın lütfen. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Şömine isterseniz arkadaşlar haber verdiğinizde hemen geliyorlar. Şömineyi aktif hale getiriyorlar, yakıyorlar. Ve siz burada terasta, az önce gösterdim, İstediğiniz kadar şey kullanabiliyorsunuz. Şuradan hemen çıkıyorum. Bakın burada odunlar var. Yani kış mevsiminde gayet keyifli şömine keyfi yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi başka oda tipine geçeceğiz. Prime'ı gezdik, Glorious'u gezdik. Şimdi sırada Majestic tipte bir oda var. Majestic tip oda gezeceğiz. Kaya kapı keşfimiz devam ediyor. Şimdi bir başka oda tipindeyiz. Prime oda gezdik, Glorious oda gezdik. Şimdi bir üst kategori adım adım yukarı doğru çıkıyoruz. Bu defa Majestic kategoride bir oda gezeceğiz. Aba Hanım evi 102 nolu oda gezeceğiz. Şimdi ben hep oda diyorum ama aslında bu ağız alışkanlığından başka bir şey. Burası odadan çok daha öte bir bölüm. Bakın bütün bu alanlar size tahsis edilen 102 nolu odaya ait olacak eğer burayı alırsanız. Böyle bir teras alanı var. Yine çok güzel bir manzaraya hakim. Özellikle hava güzelse burada çayınızı, kahvenizi, hatta kahvaltı bile yapabilirsiniz. Akşam şarabınızı, kahvenizi burada yudumlayabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Yine sabahları gün doğumunda balonlar uçuyorsa bu vadide balonları izleyebilirsiniz. Ve buradaki alanlar, yine eğer burada odun varsa içeride kesin şömine vardır diye bir tahmini daha bulunalım değil mi? Ve 102 nolu Aba Hanım evine, yani Majestic kategorideki odaya girişimizi yapıyoruz. Zile basmadık. Bir dakika, zile basalım. Evet.
Üçüncü kategori odamız Majestic kategoride bir oda. Tekrar diyorum, bu kategorileri söylüyorum ama yine aynı kategoride başka bir oda, farklı bir dekorda ve farklı planda, projede olabilir. Şimdi girdik, burada bir küçük ne diyelim hol bölümü var. Ve yine bu odanın eski hali duvarda. Bakın ilk bölümü, daha doğrusu ilk inşaat başlamadan önceki hali. Daha sonra yavaş yavaş yapım aşamaları. Ve sonra şimdi son haline gideceğiz. Giriş bölümünden sonra karşıda yine çok güzel taş ve mağara konseptli ve şöminenin de bulunduğu bir oturma bölümü var. Çok güzel bir sohbet alanı. Yine burada Nespresso, çay, kahve ikram bölümleri. Tekrar diyorum, her ne kadar yöresel mimariyle dekor etmiş olsa da, aslına uygun olarak dekor edilmiş olsa da, bütün odalarda modern olarak sizi rahat ettirecek Wi-Fi sistemi, ısıtma sistemi, çay, kahve, Nespresso veya klima sistemi gibi hizmetler veriliyor. Şimdi bu odanın giriş ve salon bölümünü gösterdik. Şöminesini gösterdik. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Nereye? Yatak odasına doğru geliyoruz. Burada bir bölüm daha var. Oturma alanı olarak kullanılan televizyon ve yatak bölümü. Burada biraz daha böyle ağaçlarla falan farklı bir dekor yapılmış. Farklı bir görüntü ortaya çıkmış. Bu odayı yine aslında çocuklu gelen ailelerin değerlendirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu yatak odasının hemen yan tarafında bakın bir bölüm daha var şöyle. Yani bir kişinin veya iki çocuğun rahatlıkla yan yana yatabileceği bir yatak var burada. Tabii yaş grubuna göre bu ayrılabilir ama iki ayrı yatak bölümü olduğunu göstermek için bunu söyledim. Şöyle. Tekrar diyorum, Majestic kategoride bir oda geziyoruz. Majestic kategorideki odalar 3. kategoride ve biraz daha geniş, biraz daha dekor anlamında da özellikle odalar. Şimdi burada ilk girişte şömine kısmını gördük. Bakın bir ilave daha hemen. Jacuzzi'li bir oda burası. Banyo kısmına indim. Biz Majestic kategoriye geçtiğimizde kullanılan buklet malzemelerine, Olive marka malzemelere ilaveten Bulgari marka ürünler de yine misafirleri sunmakta. Bu Bulgari marka ürünler yani mesela Prime kategoride yoktu. Şeyde de yoktu, Glorious'ta da yoktu. Majestic'ten itibaren yukarı doğru olan odalarda üst kategorilerde kullanılıyor. Şimdi burası hem hamam hem de jacuzzi. Oo, süpermiş ya. Çok güzel valla. Bakın mağara içerisinde. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu tip kaya içerisinde oyulmuş olan yerlerde farklı renk tonları görebilirsiniz. Şimdi bu renkler tamamen kayanın yani kaya katmanın içinde olan kendi renkleri. Farkındaysanız hiçbir yer boyalı değil. Tamamen doğal kendi renklerinde. Dolayısıyla yer kabuğu içerisinde bir kayayı kazıp içine giriyorsanız tabii ki her tarafın eşit renklerde olmasını bekleyemezsiniz. Bunu ben bir kez daha açıklamak istedim. Çok güzel, çok keyifli bir banyodayız. Hem jacuzzi'si hem hamam kısmı olan aynı zamanda böyle tam bir Kapadokya atmosferi sunan banyodan şöyle tekrar çıkış yapacağız. Evet. Bu odayı da keşfetmiş olduk. Şimdi bir farklı oda tipi daha göstereceğim size. Bu defa havuzlu bir oda olacak. Orayı göstermeden buradan yani kaya kapıdan ayrılmak olmaz diye düşünüyorum. Olası özel günlerinizde tercih edebileceğiniz yine çok farklı güzel bir oda. Oraya doğru ilerleyeceğim şimdi. Yavaş yavaş turumuza devam edebiliriz. Kayakapı Premium Case'te oda keşiflerimiz devam ediyor. Şimdi bir üst kategoriye geçtik. Prime'ı gördük. Glorious'u gördük. Majestic bir odayı gördük. Ve şimdi sırada Majestic Pool Suite kategoride bir odaya giriş yapıyoruz. Yine aslında odaya değil bir eve giriş yapıyoruz. Bu evin bir tabii ki böyle bir avlusu var. Eski zamanlarında sahip olduğu gibi insanların oturduğu, kalktığı, yaşadığı bir avlu bölümü. Yaz aylarında özellikle çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Şezlongların salınacağını ama tabii bu odanın esas özelliği az önce söylediğim gibi yanlış duymadınız. Odanın içerisinde kendisine ait bir havuzu var. Şöyle giriş yapıyorum. Majestic Pool Suite
Havuzun sesini duydum bile. Çok çok özel bir odaya girdik. Yine taş ve kaya mimarisi. Tabii ki öne çıkan özelliği. Tabii ki yine mobilyaları, motifleri, kilimleriyle diğer odalarla çok benzeşiyor. Biz aslında odanın farklı özelliklerinden bahsedeceğiz. Yine bu odanın eski hali. Bakın yıkılmak üzereyken, kaderine terk edilmiş, vazgeçilmiş bir haldeyken. Şimdi ise gerçekten çok çok özel ve burada tatil yapan misafirlerin unutamayacakları anılar bırakacağı bir oda örneği gezeceğiz. İstersen önce banyoya bakalım, finali sona saklayalım. Şimdi banyoda yine üst kategori bir oda olduğu için ilk gözüme çarpan banyo bukletlerine ilaveten Bulgari marka şampuanlar ve vücut losyonları bırakılmış. Burada bir hamam var. Hamam mı? Demeyin. Evet, hamam var. Şöyle açalım, gösteririm size, bakın. Takunyalarıyla, peştemalleriyle, burada kurnasıyla, yine taş mimarisiyle yapılmış. Üstelik bir de gün ışığı alıyor güzel pencerelerden. Gayet güzel bir hamam bölümü, bakın. Yine çok kaliteli havlu burada sunulmuş misafirlere. Bütün odalarda olduğu gibi, hani burada diyorum ama yanlış anlaşılmasın, bütün odalarda gerçekten çok kaliteli tekstilden üretilmiş havlular mevcut. Misafirler bu anlamda çok gönül rahatlığıyla kullanım yapabilirler. Yine buradaki hamamın dışında bir de duş bölümü var. Şöyle açalım. O çok orijinal. Yine bu alanlarda kullanılan tüm malzemelerin çok kaliteli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ama şeye uyumlu, dekora uyumlu renkler kullanılmış. Mesela bakır renkleri kullanılmış buradaki duş malzemelerinde. Şimdi buradan çıkıyorum. Geçelim mi havuz bölümüne? Şuradan biraz gösterelim havuzu. Yok, hala finali sona bırakıyorum. Çünkü burada bir de oturma bölümü var. Bu da göstereceğim. Majestic Pool Suite'deyiz. Hamamlı bir oda banyo gösterdik. Sonra şimdi oturma bölümüne geçtik. Burada da yine televizyon var. İşte çay, kahve, Nespresso ikramı burada. Mini barı burada. Tabii ki mini bar ekstra ama çay kahve setup'ı Nespresso ikram olarak sunuluyor diye bir kez daha söyleyelim. Duvarlardaki yöresel kıyafetler, bir çocuk kıyafeti var burada mesela. Yine Kayakapı Mahallesi'nin yaşanıldığı yıllarda o zamanki insanların kullandığı kıyafetlerden. Tamam, sizi daha fazla merak ettirmeyeceğim. Havuza doğru ilerliyorum peki. Evet, yatak odası, yatak bölümü ve işte odanın en öne çıkan özelliği. Yatağın hemen karşısında bir şömine ve inanılmaz güzel görüntüsüyle mağara içerisinde oyulmuş bir havuz. Kayakapı Premium Case'te tercih edebileceğiniz en özel oda tiplerinden bir tanesi, belki de en özeli. Özellikle balayı çift olarak geliyorsanız, özellikle eşinizle burada bir kutlama amaçlı güzel bir gün, gece, akşam geçirmek istiyorsanız bu odayı mutlaka değerlendirin derim. Bakın, kendine özel bir barı da var burada. Bir de şu taraftan gösterelim. Müthiş görünüyor ya, çok keyifli görünüyor. Ben bu odadan çıkmasam, burada kalsam acaba anlarlar mı? Yapmayalım değil mi? Çok keyifli. İçerisi de oldukça sıcak bu arada. Yani havuzun olması güzel. Havuzun desenleri ayrı güzel. Havuzun bir mağara içerisinde, yani size Kapadokya'nın bütün büyüsünü hissettirecek yapıda olması ayrı güzel. Bir de burada tabii meyvesiyle, şarabıyla veya çayıyla, kahvesiyle, çereziyle diyelim, İkramlarınızı aldıysanız eğer, o çok güzel bir zaman hatıra olarak kalacaktır. Şunu tekrar bahsedelim. Bakın burada hoparlörler var. Bunları telefonunuzla kullanabiliyorsunuz. Hem iPhone'lar için uyumlu, hem Android'ler için uyumlu cihazlar bunlar. Yine dolaplarda bütün odalarda olduğu gibi, hadi gösterelim, pas geçmeyelim. Özel yapılmış, Kayakapı için yapılmış bornozlar, tanikler ve yastık menüleri bulunmakta. Evet, burada daha fazla kalamayacağım. Çünkü daha fazla kalırsam muhtemelen hiç çıkmak istemeyeceğim. Ne dedik? Majestic Pool Suite odadayız. Havuzuyla, hamamıyla, şöminesiyle tam bir Kapadokya büyüsü. Kapadokya'da hani unutamayacakları bir gün geçirmek isteyen misafirlerin değerlendirmeleri gereken oda tipi olarak bu odayı da videomuza ekliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, devam edebiliriz.
Bu muhteşem Ürküp manzarası eşliğinde Kayakapı Premium Caves'i gezmeye devam ediyoruz, keşfetmeye devam ediyoruz. Bir başka oda tipini şimdi size göstereceğim. Her biri ayrı bir ev, her biri ayrı bir konak. Daha önce her birinde ayrı yaşanmışlıkları olan, ayrı anıları olan özel bölümler. Mesela şu anda Hatice Hamamcı evine giriyoruz. Burası üst kategorilerden bir tanesi. Royal Cave Suite kategoride bir oda. Oldukça geniş, büyük bir oda. Bakalım ne gibi özellikleri varmış. Şöyle bir geniş açı yapalım. İlk girişte gayet güzel taş işçiliğiyle hazırlanmış tonozlu yapıda bir tavan bizi karşıladı. Karşımızda bir sofa bölümü var. Yine çay kahve ikram bölümü, espresso makinesi falan burada. Hemen şurada banyo bölümü gözümü çarptı. İsterseniz önce banyoyu gezelim. Çok güzel dekoratif bir küvet. Ve yine bize eskiyi anlatan, eskiyi yaşatan ama bir o kadar modern yapıda hazırlanmış bir banyo. Bu arada benim gezdiğim odaların birçoğunda banyolarda pencere dikkatimi çekti. Yani gün ışığı alan banyolar. Odaların birçoğu bu şekilde. Burada takunyalar varsa yine hamamda vardır diyorum. İlerliyorum. Bornozlar. Aa, burada buhar odası var. Çok iyi. Bakalım. Oo, çok güzel. Hatice Hamamcı evinde bir buhar odası var. Unutmayın. Bu odayı alırsanız buhar odası olan bir de hamamı olan bir oda almış olacaksınız. Çok güzel. Hamam bölümü kaya içerisine oyulmuş. Sesim yankı yapıyor olabilir. Hatice Hamamcı'nın herhalde bu güzel hamam, sauna ve banyo bölümüyle bir ilinti kuralım mı? Neden olmasın? Öyle bir senaryo yazdım kafamda hemen. Ve devam ediyorum. Banyo bölümünü, giriş bölümünü gördük. Bir de bakalım suite odanın başka ne özelliği varmış. Koridordan geçtim ve nereye geldim? Evet, şurada yatak odası var. Birkaç adım attığımda bir yatak odası daha çıktı. Ama şurada arkamda bir bölüm daha var. Oraya geçmek istemiyorum. Burada bir salon bölümü var. Hatice ablamız geniş bir aileye sahipti muhtemelen. Şömineli güzel bir oda burada. Bu arada ikinci minibarı gördüm. Şöminemizin odunları falan hazır. Bu şöminelerin hepsi kullanılabilir şömineler. Yani dekoratif şömineler değil. Yani dekoratif ama gerçekte siz burayı yakabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Sadece görüntü değil demek istemiştim. Yine güzel yüksek tavanlı taş işçiliğiyle yapılmış. Ve bu tarafa doğru ilerlediğimiz zaman da zannediyorum mağara içine gireceğiz. Evet. İki tane yatak odası var. Bir bölümünde büyük bir yatak, iki kişilik. Diğer bölümünde ise birkaç adım geri geliyorum. Arayı ayırmışlar. Böyle bir cam paravan, cam bölüm var. Burada ise tek kişilik bir yatak var. Bu kapı da bu şekilde kapanabiliyor. Evet. Yine ikramlarla ilgili bir bölüm daha hazırlanmış. Yani suite odada tabii ki özellikler biraz daha farklı oluyor. Metrekare dışında sunulan hizmetlerde ve dekorasyonda farklılıklar gözlemleyebiliyoruz. Eskiden kullanılan sobalardan bir tanesi. Ve Hatice Hamamcı evi de işte burası. Geniş bir aile olarak geldiyseniz zannediyorum tercih edebilecek bir oda olacaktır. Özellikle böyle oturma grubu seven, şömine karşısında sohbetler yapmayı isteyen misafirlerin tercih edeceği bir oda olabilir. Artık keşfimize devam etmek üzere Hatice Hamamcı evine de veda edebiliriz. Avlu kısmının manzarası da işte bu. Yağmurdan dolayı kapatılmış ama burada çok güzel böyle salıncaklar ve şezlonglar da var. Şu köşedeki masada yine bu güzel manzaraya karşı keyif yapmanız için özellikle bahar ve yaz aylarında hani kahvaltınızı veya işte yemeğinizi ya da aperitifinizi ya da içeceklerinizi burada alabilir. Bu güzel Kapadokya manzarasına karşı keyif yapabilirsiniz.
Kayakapı Premium Caves'te konaklamadaki konfor dışında eğer isterseniz böyle müthiş bir manzaraya karşı çok da güzel bir açık havuz var. Sonbahar, ilkbahar aylarında ısıtmalı olarak da hizmet veren bir havuzu mevcut Kayakapı Premium Caves'in sizleri bekliyor. Bakın çok da orijinal güzel şezlongları var. Şuradan göstermek istiyorum. Bir de böyle yapalım. Hem manzarası müthiş. Havuzun zemini de Kapadokya desenli balonlarla ve peri bacalarıyla dekore edilmiş. Hemen havuzun arka tarafında da Mayda isimli restoran var. Ben burayı tesisin ana restoran olarak niteleyebilirim. Aslında akşam saatlerinde hem Mayda'yı hem de tesisin çok özel fine dining konseptine hizmet veren Revitya isimli restoranı ayrıyeten görüntüleyeceğim. İsterseniz Mayda'yı kısaca göz atalım. Sabah kahvaltıları konsepte dahil olarak burada sunuluyor. Bunun dışında gün boyunca alakart olarak Türk ve international birçok menüyü burada ekstra ücret karşılığı alabiliyorsunuz. Sabah kahvaltısı konsepte dahil olarak sunuluyor. Ancak diğer menüler alakart olarak siparişiniz dahilinde yine misafirlerin hizmetine sunulmakta. Tekrar diyorum, Mayda kahvaltı ve diğer ara öğünlerde alakart olarak hizmet alabileceğiniz restoran gece saat 23'e kadar açık. Bunun dışında da yine akşam saatlerinde görüntüye ekleyecek olduğum Revitya'yı özellikle sizlere bahsederek anlatmak istiyorum. Çünkü orada çok daha böyle yeme içmeyi bir deneyim haline dönüştüren bir sunum var, konsept var. Oradan da bahsedeceğim. Şimdi tekrar turuma devam ediyorum. Ana havuz, Mayda restoran ve eğer biraz da dinlenmek isterseniz burada bir lunch alanı var. Yani küçük bir lobi alanı diye isterseniz anlatayım size. Şöyle yine kış aylarında böyle güzel çay kahve salep içebileceğiniz hoş sohbetler için size ortam mekan imkanı tanıyan bir bölüm burası da. Aynı zamanda iş yapmak isteyen yazışmalar olan misafirler için de burada iki tane business masa var. Hızlı internet ve işte yazıcısıyla bilgisayarıyla misafirlere burada böyle ek bir hizmet sunuluyor. Yine tasarım ve dekor bildiğiniz üzere yöresel Kapadokya dekoru. Şöyle gösterelim. Bir de geniş açı yaparak gösterelim burayı. Neredeyiz? Hemen havuzun arka tarafında. Ve şuradan da bakın hemen yine Mayda restoranı çıkıyor burası. Evet. Kayakapı Premium Caves'te ihtiyaç durumunda kullanabileceğiniz, daha doğrusu iş ortamında ekip arkadaşlarınızla bir hafta sonunu Kapadokya'da geçirmek, küçük bir motivasyon veya değerlendirme toplantısı yapmak, aynı zamanda da Kapadokya'nın mistik büyülü atmosferinde olmak isterseniz işte size hizmet veren böyle bir toplantı salonu var. 4-8-10 kişilik güzel bir masa. Yani 10-12 kişiye çok rahatla ev sahipliği yapabilecek bir toplantı salonu burası. Yine sizler buradayken güzel ikramlar alabileceğiniz, şöminenizi yakarak hoş bir ortamda değerlendirmelerinizi, iş sohbetlerini yapabileceğiz. Güzel bir ortam. Bunun yanı sıra yine Kayakapı Premium Case'te yaklaşık 100 kişi kapasiteli başka bir toplantı salonu daha var ihtiyaç durumunda. Bunu da yine bilginiz halinde olmasını istediğim için paylaşmak istedim. Şimdilik sadece bu küçük salonu gösteriyorum. Ve burayı da görüntü ekledikten sonra turuma devam ediyorum. Eğer Kayakapı'da tatil yapıyorsanız tabii ki otantik atmosferde Kapadokya konaklamasının dışında çok da güzel bir spa merkezi var. Oh, sıcacık sıcacık bir ortama girdik. Yine tabii ki taş ve kaya mimarisi ön planda. Orada çok güzel bir hamam görüntüsü bizi bekliyor. Of 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 of, müthiş müthiş, çok güzel bir hamama geldik. Ben direkt söyleyebilirim, şu anda burası bugüne kadar gezdiğim, gördüğüm en otantik, en keyifli hamam. Gerek tavan yapısıyla, gerekse bu görüntüsüyle çok keyifli. Şimdi hamam kültürü biliyorsunuz Osmanlı'dan bu yana bizlerin vazgeçemediği, sevdiği olaylardan bir tanesi. 5 yıldızlı en lüks otellerde bile hamam olmazsa olmaz.
Kaya Kapı'da da evet hamam var ama ne kadar özel bir yapıya sahip olduğunu herhalde sizler de bu görüntülerle bana katılacaksınız diye düşünüyorum. Şurada da vitamin bar ve dinlenme alanı var. Yine otantik görüntüye sahip her noktası. Şuradan merdivenden çıktığımız zaman da fitness center ve sauna bölümlerini göreceğiz. Hemen bakalım. Evet. Önce saunayı hemen göstereyim size. Panoramik bir sauna burası. Yani ne demek istedim? Şöyle sıcağa katlanacağım, montla gireceğim buraya. Bakın saunamız oldukça geniş ve aynı zamanda Ürgüp manzaralı. Tekrar devam ediyorum. Burada masaj odaları var. Masaj severler için Kapalıkya tatiline mutlaka eklenmesi gerekir. Ve benim gibi fitness'tan vazgeçemeyenler için de burada fitness aletleri var. Koşu bantları, dumbbell'lar, bacak aletleri, mide aleti var. Burada bir istasyon var. Gayet güzel. Evet. Böylelikle Kaya Kapı'nın mutlaka hani olmazsa olmaz diyeceğimiz bir özelliğini de size göstermiş oldum. Hamam, sauna, masaj ve fitness center'dan sonra yavaş yavaş turumuza devam edebiliriz. Ve akşam saatleri nihayet yemek zamanı geldi. Odamdan çıktım. Ve yavaş yavaş Maide restorana doğru ilerleyeceğim. Gündüz saatlerinde Maide'yi göstermiştim size ama şimdi tabii bir de akşam ortamını ve menü örneklerini göstermek istiyorum. Ancak bu arada odamdan çıkıp Maide restorana doğru yürürken Kaya Kapı'nın bu akşam ambiyansını, gece görüntülerini de tabii videoya eklemezsem olmaz diye düşündüm. Oldukça keyifli bir akşam yürüyüşü oluyor. Sizler de geldiğiniz zaman tabii şu anda Aralık ayının 21'i yılın en uzun günü, bir Adanalı'ya göre de soğuk bir gün. -2 gösteriyor şu anda. Az önce hafif bir kar yağışı vardı. Sonra ay ışığını gördüm bulutların arasından. Gayet güzel. Bir tarafta Ürgüp manzarası. Işıl ışıl aşağıda Ürgüp ışıkları görünüyor. Ama biz hemen konumuza dönüyoruz. Yani Kaya Kapı görüntülerine dönüyoruz. Şöyle komşularımın kapılarının önünden geçiyorum. Mehmet Balcı evi. Komşularımdan bir tanesi. Hedefimizde restoran var ama İlerlerken bu görüntüleri de ekleyelim. Mesela burada Arabacı köylü Mehmet evi var. Şöyle yine akşam saatlerinin görüntüsü böyle. Hafif bir kar yağışı olmuştu. Yer yer böyle beyazlıklar var ama kar pek tutmadı. O yüzden aslında çok da bir soğuk değil ya. Böyle yürüyünce hemen alıştım aslında. İlk başta o ne kadar soğukmuş dedim ama hem görüntülerin etkisiyle galiba çok güzel bir ışıklandırma eşliğinde devam ediyor yolculuk. Hemen şuradan bir merdiven aşağı indiğimde Maide restorana ulaşmış olacağım. Bu arada nereden geçiyorum? Muhittin Toker evinin yanından geçiyorum. Buraları gündüz kısaca göstermiştim size ama tekrar böyle bir gece görüntüsü eklemek istedim. İsmail Ağa evi, Başar evi. Evet, bunlar bir zamanlar Kaya Kapı Mahallesi'nin, ne diyelim, buranın mahalle ahalisinin evleri, mahallenin evleri, konakları. Ve şuradaki kapıdan geçtiğimizde de hemen çok güzel havuzun olduğu yer tabii ki. Yine gündüzki görüntülerde eklemiştim. Havuzun yanı başında da Maide restoran var zaten. Hemen oraya doğru ilerliyorum şimdi. Evet, birkaç basamak indiğimizde işte geldik havuzun olduğu bölüm. Kaya Kapı'nın simgesel kapısı karşımızda ve sağ tarafımızda da Maide restoran. Burada toplantı salonu var.
Yine gündüz görüntü eklemiştim. Şimdi yemek zamanı. Hatta buraya kadar gelmişken bir de şuradan kapıdan geçtiğimizde açılan sokağı göstereyim size isterseniz. Böyle bol bol görüntü eklemiş olalım. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Biraz da ay ışığı. Çok güzel bir hava, çok güzel bir manzara ortaya çıktı bu akşam. Yılbaşına çok kısa bir zaman kala. Evet, bakın bu kapıdan geçtiğimiz zaman da yine başka bir sokağa çıkıyoruz. Ve diğer konaklar, evler burada yan yana sıralanıyor. Şöyle gösterelim. Gün içerisinde birçok misafiri, kaya kapı misafirini burada fotoğraf çektirirken görebilirsiniz. Simgesel kapısı, kaya kapının simgesel kapısı burası. Nazar boncuğuyla, onu da göstermeden geçmeyelim. Tamam, şimdi oldu. Artık restorana girebiliriz. Kayakapı'da akşam olduğunda bu keyifli manzaraların dışında yine keyif dolu bir akşam yemeği almak istediğinizde tesis size iki farklı restoran alternatifi sunuyor. Bunlardan bir tanesi Maide Restoran. Ki ben Maide Restoran'ı tesisin ana restoran olarak da niteleyebilirim. Sabah kahvaltıları konsept dahilinde, konaklama konsepti dahilinde misafire burada sunuluyor. Kahvaltı sonrasında da gece saat 23'e kadar alakart olarak birçok menü seçeneğini aperatiflerden ana menüye kadar, ana menü seçeneklerine kadar birçok alternatifi burada bulabilirsiniz. Kısaca bir akşam görüntüsünü eklemek istiyorum size Maide Restoran'ın. Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Kolay gelsin. Merhabalar. Hatırlayacağınız üzere ben Maide Restoran'ın görüntülerini gündüz yaptığım tur sırasında videoma eklemiştim aslında. Ama bir de akşam görüntülerini, akşam ambiyansını kısaca yine burada da eklemek istiyorum. Şu anda burada olma sebebim tabii ki akşam yemeği alacağım. Ve aynı zamanda sizler de Kayakapı'ya geldiğiniz zaman akşam yemeğinde hangi menü seçeneklerini sizlere sunuyorlar? Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Ve Maide Restoran'da menü seçeneklerini kısaca size göstermek istiyorum. Kısaca değil ama oldukça geniş bir menü seçeneği var aslında. Bakın soğuk başlangıçlar, sıcak başlangıçlar. Yani bir peynir tabağıyla veya Türk meze tabağıyla başlayabilir. Sıcak başlangıçlarda kalamar tavadan şöyle göz alalım. Karides güvece kadar deniz mahsullerinden oluşan sıcaklara, ara sıcaklara kadar birçok seçenek mevcut. Yine salata çeşitleri, hamburgerler, pizzalar, çocuk menüleri var. Bakın bu çok önemli. Çocuklar için özel menüler mevcut. Hemen arkayı çevirdiğimizde makarna çeşitleri. Burada şöyle baktığımızda noodle'lar, napolitanlar, arabiyatlar gördüm. Hemen altında ana yemekler var. Kırmızı et ağırlıklı bir bölüm burası. Tabii ki beyaz et, tavuk ve balık olarak da ayrılmış durumda. Özellikle ızgara çeşitleri arasındaki seçiminizin dışında burada ben testi kebabı veya kayakapı beğendi gibi yöresel lezzetleri tatmanızı tavsiye ederim. Tatlı olarak çok seçenek var. İşte sütlaçlar, dondurmalar, baklavalar vesaire ama orada da Kapadokya kabağından yapılmış kabak tatlısını, cevizli kabak tatlısını mutlaka listeye ekleyin derim. Şimdi kısaca menülerden de şöyle bir görüntü göstermeye çalışacağım size. She was Margarita Joseph. Yeah. Yeah, I'm the one that liked it. Because it's the same thing, Margarita was the one that 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 was the
Kayakapı Premium Case'te akşam yemeği için ikinci seçeneğimiz Revitya. İlk bölümü, daha doğrusu Maide isimli ana restoranı az önce paylaşmıştım. Türk ve Dünya Mutfağı'ndan seçkin lezzetlerini sunduğu alakart hizmet veren Maide'den sonra bana göre artık akşam yemeğini keyfe dönüştüren ikinci restorana geldik. Revitya'dayız. Yine alakart olarak misafirlere çok daha farklı bir konsepte bir yeme deneyimi, yeme içme deneyimi yaşatacak Revitya'dayız. Bence Kapadokya bölgesinin en özel restoranlarından bir tanesi. Burası sadece otelin özel restoranı tanıtmak çok doğru olmayacaktır. Ben şimdi Revitya'ya giriş yapıyorum. Girerken de Duran Şef'imle karşılaşıyorum. Merhaba Duran Şef, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Buyurun. Evet. Revitya'ya geldik. Ben Duran Şef'imle Revitya'nın genel konsepti ve menüleriyle ilgili kısa bir söyleşi yapacağım ama Duran Şef'im, müsaade edersen önce şöyle bir genel konsepti ve dekoru göstermek istiyorum. Yine eskitilmiş mobilyalar, Kapadokya'nın mistik ve büyülü atmosferini size sonuna kadar hissettirecek bir mimari ve dekor yapısıyla, bakın tonozlu, yine taş işçiliğinin bütün ustalıklarını sergilendiği bir dekorla, tabii ki şöminesiz olmaz. Güzel Kapadokya akşamlarının vazgeçilmesi de şömine. Böyle bir konsepti var Revitya'nın. Ancak ben konseptten ziyade menülerin farkından ve özelliğinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu Duran Şef'imden bunu rica etmek istiyorum. Duran Şef'im, ne yapıyoruz Revitya'da? Revitya'da bu topraklarda yaşamış tüm kültürlerin ve toplumların yaptığı yemekleri tekrar masaya getiriyoruz. Ve bu masaya getirirken tabii ki topraktan tabağa dediğimiz bir konsept içinde sadece bu bölgenin mahsullerini kullanarak yemekler yapıyoruz. Ve tabii ki bu toplumların reçeteleriyle yine yemekler yapıyoruz. Ben sadece bir şef olarak burada yaşamış toplumların reçetelerine ufak dokunuşlar yaparak sizlere özel sunumlar hazırlıyorum. Harika. Şimdi bu topraklarda yetişmiş deyince benim ilk olarak aklıma şarap geliyor. Tabii. Mesela Kapadokya bölgesi bu anlamda uluslararası üne sahip bir bölge. Mesela misafirler burada şarap içmek istediklerinde sadece burada yetişen üzümlerden yapılmış şaraplar sunuluyor. Doğru evet. mu? Harika. Sadece Kapadokya'da Kapadokyalı şarap üreticilerin Kapadokya topraklarında yetiştirdiği üzümlerle elde ettikleri şarapları servis ediyoruz. Ve menünün içinde yine Murat Yankı hocamız tarafından, Somali Murat Yankı hocamız tarafından özellikle yemeklerimizle eşleştirilmiş olan şaraplar zaten menünün içinde direkt size servis ediliyor. Eğer siz arzu ederseniz başka Kapadokya şaraplarını da ayrıca tadabiliyorsunuz. Harika. Bir şey daha dikkatimi çekti. Tarladan sofraya dediniz. Evet. Burada aynı zamanda organik ürünlerden de bir öne çıkan durum söz konusu oluyor değil mi? Tabii ki. Yani kendi bahçelerimizden topladığımız mahsullerle devam etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında sizin özellikle öne çıkan favori menünüz var mı Revitya'da? Revitya'da zaten standart bir tasting menü sunuyoruz size. Dolayısıyla buraya geldiğinizde burada hazırladığım tüm yemekleri zaten ufak porsiyonlar halinde hepsini tadıyoruz. Yani 8 ayrı tabakta tüm hazırladığım yemekleri tek bir deneyim olarak aslında burada size sunuyoruz. Peki bizim de bu deneyimi yaşama şansımız var mı? Tabii ki. Harika. O zaman biz bunu sadece anlatmakla kalmayalım. Misafirlerimize görüntü ve görsel olarak da sunalım ki Kapadokya'ya geldikleri zaman Revitya'yı onlar deneyimleme şansı bulsunlar. Hay hay efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Revitya'ya geldiğiniz zaman buradaki lezzetleri deneyimlemek için size 3 farklı seçenek sunuluyor. Tabii ki isteğinize göre. 5 course menü, vegan menü ve şu anda bizim deneyimlediğimiz 8 course menü. Burada Duran Şef'imizin bize yemeklerle ilgili yöresel hikayeleriyle beraber sırasıyla yaptığı sunumdan büyük keyif aldık. Her menünün yanına eşleşen şarabıyla beraber Emir'le başladık. Chardonnay'le devam ettik. Şimdi ne geldi Duran şarap olarak? Masamızda Kocabağ'ın Kalecik Karısı. Kocabağ Kalecik Karısı geldi ve 8 course menümüzün şu anda sıradaki menüsü bazlama arası uykuluk. Ben özetle bunu size göstermek istedim. 8 course menüde sırasıyla yukarıdan aşağı doğru bereket salatası, Revitya mitayini, ananas, yoğurdu, bal kabak, mücver gibi seçeneklerden en sonunda tatlıya kadar uzanan bir yolculuk var. Bunları adım adım çok da uzatmadan parça parça sizlere sunmaya çalışıyorum. Revitya'da 8 course menümüzün bir diğer halkası geldi şimdi. Tütsüde ananas yoğurdu ve bal kabaklı mücver. Efendim şimdi sizi Mimar Sinan'ın doğduğu köye götürüyorum, Arnas'a. Arnas'ta taş ustaları bize çok güzel bir taş bıraktılar Arnas'ta. Bu taş içine koyduğumuz yoğurdun tüm suyunu dışarı atıyor ve yoğurdu fermente etmemizi sağlıyor. Yaklaşık bir ay boyunca yoğurt üst üste koyuyorlar, fermente oluyor ve bize
bu yediğimiz yoğurdu veriyor. Biz bunu hafifçe bir tütsüledik. Üstünde yine Anadolu kadının mucizesi mücver var. Yani mutfaktaki hiçbir şeyi zayi etmemek için kullandığımız yöntem aslında. Çünkü onu kabuklardan tutun her türlü sebzeye, meyveye kadar içinde kullanabilirsiniz mücveri. Biz burada yine bölgenin kültürünü balkabayla bir mücver yaptık. Altında maydanozdan yaptığım bir yağ var. Umarım beğenirsiniz. Evet, Revita'da çok özel deneyimleri yaşamaya devam ediyoruz. Ve sıradaki tabağımız Ermeni ustalara saygı tabağı. Duran şefimizin misafirperverliğinin yanı sıra Bekir kardeşim. Bekir kardeşim nereye gidiyorsun? Yıllardır bitmeyen dostluğumuz, belki 20 yıl öncesinden tanıştığımız Dindar grubun önemli F&B taşlarından diyelim. Bekir bize sunumu yaptı. İkinizin de elinize sağlık tekrar. Ermeni ustalara saygı tabağı nedir Duran şefim? Efendim, Ermeni ustalara saygı tabağı şuradan yola çıkarak yapılmıştır. Kayseri, Kapadokya'nın önemli bir parçası. Ve dünyanın en iyi pastırması 1940'larda Kayseri'de Ermeniler tarafından yapılmıştır. Aslında pastırmanın hikayesi Orta Asya'ya kadar uzanır. Hun askerleri daha kısa mesafeler, daha yüksek enerji elde etmek için pastırmayı bulmuşlardır. Ve aslında yediğimiz bir ezala, bir şuta, pastırma, gördüğünüz tüm kuru etlerin temeli de budur. Ve Anadolu'ya pastırma 1400'ler civarında girer. Ve ilk çemen pastırmaya Konya'da sürdür. 1940'lara kadar aslında Kayseri'de pastırma Ermeni ustaların fason olarak evlerinizde ürettiği bir şeydir. Yani gelirler evinizde, eğer etiniz varsa damınızı asarlar, orada kuruturlar ve size bir fason işçilik sunarlar. 1940'larda bugün bildiğimiz dört büyük pastırma ailesi karpuz atan mevkiine yerleşir. Ve buradaki coğrafi şartlar dünyanın en iyi pastırmasını oluşturur. Yani karpuz atan ve Erciyes arasındaki gömeç akımı dediğimiz rüzgar akımı ve o bölgede bulunan yeraltı sularındaki doğal nitrat bugün Kayseri pastırması dediğimiz pastırmanın ana unsurlarıdır. Ve mükemmel pastırmayı oluşturur. Biz bugün 1954'te Ermeni ustaların evlerine yaptığı birebir prosesi takip ederek hazırladığı bir pastırmayı tadacağız. 1970'lerde Kayseri'nin en ünlü meze tabağı 13 çeşit pastırmanın bir tabakta sunulmasıdır. Biz de ona atfen bugün tabağınızda 4 farklı pastırmayı, yani aynı hayvanın 4 farklı yerinden elde ettiğimiz pastırmayı sunuyoruz. Ve bu pastırmanın yanında şarapla denge oluşturabilmesi açısından hazırladığı beyin ve naneden karıştırdığım bir sorbe tadacağız. O da zannediyorum şu ortasındaki evet. Sorbemiz, evet. Peki, siz bugün bizi şımarttınız ama bunları misafirlerimizle paylaşıyor olmak, Kayakapı Premium Cafe'de tatile gelmiş misafirimizin Revitya'yı deneyimlemesine kılavuzluk yapacaktır diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler. Revitya'da şimdi sırada tandırda dana yanak ve Revitya isimli menümüz var. Ve tabii ki menüyü tatmadan önce yine Duran şefimize dönüyoruz. Efendim, bu topraklarda yaşamış tüm kültürlerin ortak pişirme yöntemi tandırdır. Burada da her şeyi biz tandırda pişiriyoruz. Şu anda yaklaşık 12 saat özel bir kürede beklettiğim dana yanağı yaklaşık yine 12 saat tandırda pişirdik. Altında gördüğünüz püre ise Mariana Yeresimos'un, yani bölgenin önemli bir araştırmacısı. Onun yayasının Paskalya tarifi, yine bir perhiz yemeği, Revitya yahni var. Revitya yahni aslında bir nohut yahni. Ben onu bir püre haline getirdim. Nohutla beraber pırasa, kayısı ve zerdeçal da yapılıyor. Çok özel bir yahni. Ben onu etle çok yakıştırıyorum. Ve üstünde kullandığım sosu da yaklaşık 72 saatte yine tandırın içinde pişirdik. Beraberinde servis ettiğimiz şarap Tempranillo'ysa bir İspanyol üzüm olmasına rağmen Gülşehir'de Kavakdere'nin bağlarında, Cotdevanos bağlarında yetişmiş üzümlerden oluşuyor. Ve bölgenin bana göre en güçlü aroması, ki çok aromatik bir et yiyeceğiz şimdi. Onunla baş edebilecek bir gövdesi var. Çok keyifli bir uyum var. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben eminim beğeneceğinden. Teşekkürler tekrar. Tamam. Ve Revita'daki eşsiz deneyimimizin son halkasına geldik. Tatlı bölümdeyiz. Meyveli kaşık tatlıları ve kalaba yoğurduyla yine bir sanat eseri tabak önümüzde. Duran şefim, söz sende. Efendim, Karamanlı Ermenileri, yani Zincidere'deki Ermeniler kız isteme törenlerinde ve misafir kabullerinde kahvenin yanında kaşık tatlıları yaparlar.
yani mevsimin verdiği meyvelerle oluşturdukları aslında bir nevi koruma yöntemini yine uzun süre kullandıkları bir çeşit reçeldir bu. Bugün masamızda kaşık tatlısı olarak karpuz kabuğu, kavun kabuğu ve çilek var. Altında da yine yöremizin, Kapadokya'nın topraklarının önemli bir kreması aslında, Kalaba yoğurdu. Buraya yaklaşık 30 km ötede Kalaba ilçemizin ürettiği bir ürün. Şahsına münasebeti sadece orada üretilir. Onunla beraber servis ediyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Eminiz, evet. Revitya'daki 8 course'luk menümüzün son halkası, son şaheseri kaşık tatlısında. Görüntülerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Geldiğinizde bizim tattığımız lezzetleri eminim siz de tatmadan geçmeyeceksiniz. Ve Kayakapı'da sabah olduğunda muhteşem bir manzara sizi bekliyor olacak. Hele bir de kış aylarına geldiyseniz ve kar yağmışsa o zaman manzaraya doyamayacaksınız. Çünkü karın en çok yakıştığı yerlerden bir tanesi bence Kapadokya. Benim şansımdan dün akşam biraz kar yağdı ama böyle bembeyaz bir görüntü alacak kadar da tutmadı maalesef. Yine de çok güzel bir kış sabahı, kış güneşiyle böyle Kapadokya Vadisi'ni ve balonları görüntülüyorum. Balonlar için de biraz geç kaldım. Şöyle bir yarım saat önce uyansaydım çok daha güzel bir şekilde onlar gökyüzündeyken çekebilecektim. Şu anda iniş yapıyor durumdalar. Sizler de geldiğinizde balon uçuşu var ise Kayakapı'da odanızın terasından çok rahatlıkla balonları görüntüleyebilirsiniz. Şimdi böyle güzel bir sabah temiz hava aldıktan sonra kahvaltıya geçeceğim ve sizler için bir de kahvaltı görüntüsü videoya ekleyeceğim. Şimdi ben az önce daha önce çektiğim bir teras kahvaltısını videoya ekledim. Eğer bahar ve yaz aylarına geldiyseniz Kayakapı'da terasta çok güzel bir kahvaltı masası kurdurabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi. Ama eğer hava soğuksa da şimdi biz ne yaptık? Maide Restoran'da sağ olsun arkadaşlar çok güzel bir kahvaltı masası hazırladılar. Gelen misafirlere böyle gördüğümüz bol peynir çeşitleriyle, omletleriyle, taze sıkılmış portakal suyuyla hatta ve hatta pastırmalı göz yumurtasıyla hemen onu da ekliyorum görüntüye. Çok güzel bir kahvaltı masası sizleri bekliyor olacak. Ve Kayakapı Premium Cave videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım yaptığım çalışmayı beğenmişsinizdir ve sizlerin olası Kapadokya tatilinizde otel seçiminize katkı sağlayabilecek bilgileri, görüntüleri sunabilmişimdir. Eğer Kayakapı Premium Cave'de tatil yapmaya karar verirseniz de lütfen rezervasyon için tatilim ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. İletişim bilgilerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ekibimiz taleplerinizi memnuniyetle bekler olacak. Tabii ki yine videonun sonunda kapatmadan önce beğeni veya abone ol tuşlarına basarsanız da beni çok mutlu edersiniz diyerek bir başka otel keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.